İki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte ilk konumuz olarak alerjiden bahsedeceğiz sizlere. Evet İbrahim Bey, merhaba yeniden. Merhaba. Ve alerjiyle başlayalım. Evet, neden için alerji olur? Bazı insanların bünyesi bazı maddelere karşı aşırı reaksiyon gösterir. Yani alerji, bünyemizin bazı maddelere karşı aşırı reaksiyon göstermesi. Nedir bunlar? Bitkilerin polenleri, yani çiçek tozları, döllenme zamanı ortaya çıkan polenlere karşı aşırı reaksiyon. Hayvanların kıl ve tüylerine karşı aşırı reaksiyonlar. Bazı insanların bazı besinlere karşı vücudunun aşırı reaksiyon göstermesi mesela. Yani durup dururken neden insan bünyesi besinlere, hayvan ve kıl ve tüyüne karşı veya polenlere karşı veyahut da akarlara karşı aşırı reaksiyon gösteriyor? Sebebi ne? Nedenin için böyle bir durum ortaya çıkıyor? Vücudunuzda histamin kortizon dengesi bozulduğu için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bünyemizde bir histamin kortizon dengesi var. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Kortizon bronşları, damarları rahatlatır, açar, genişletir. Histamin damarları, bronşları, hücreleri sıkar, sertleştirir. Bunun böyle olması gerekir. Aksi takdirde vücudumuzdaki metabolik değişimler olmaz. Eğer ki histamin hücreleri sıkıp sertleştirmezse, sıkmazsa içerisindeki artık maddelerin çıkışında problem olur. Peki neden metabolizma bozuluyor? Çünkü histamin oranı birkaç kat artıyor ve histamini minimum seviyeye çeken çok özel bir enzim var. Bunu ince bağırsak salgılar. Deaminooksidaz, kısaca buna DAO denir. Deaminooksidazı ince bağırsak salgılar. DAO, yani deaminooksidaz, karaciğerde, böbreklerde, akyuvarlarda depolu bulunur, hazırdır. Histamini yükseldi mi, belli bir oranı aştı mı hemen devreye geçer, histamini minimum seviyeye çeker. Fakat kişinin bağırsaklarında, ince bağırsakta problem varsa histamini minimum seviyeye çekecek yeterli enzimi salgılayamaz. Ve yeterli depolanamazsa ne olur? Sürekli histamin yükselir. Bu da sürekli kişinin damarlarını, bronşlarını, hücrelerini sıktığı için içerideki hücre içerisindeki artık maddeler dışarı çıkmadığı için anormallikler başlar, alerjik reaksiyonlar ortaya çıkar. Buna karşı ne yapmak gerekir? Birçok alerji tetikleyen birçok faktörün başında genellikle alerjik reaksiyonların %20'si midedeki gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlardan kaynaklanır. Midede problem varsa mide yeterince intrinsic faktör salgılayamaz. Intrinsic faktör besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin emilimini sağlar. Anahtar rol oynar. Bir faktör. Şimdi bu mide gastrit veya ülser tedavi edilmedikçe midedeki bakteri, özellikle gastrit, ülser sebep olan Helicobacter pylori birçok toksik madde üretir. Bunlardan biri de histamin de üretir. Bu histamin yükselmesi de alerjiye sebep olur. İkinci önemli faktör ise bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle bağırsaklar yanar, kavrulur. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası oluşursa ince bağırsak yeterince deaminooksidaz enzimini salgılayamaz, depolayamaz. Bu da histamin sürekli yükselmesi demektir. Evet. Çeşitli faktörler rol oynuyor. Ne yapılabilir? Bununla ilgili birçok bizim çalışmamız var. Mesela bu rahatsızlığı tetikleyen faktörlerin başında bir de E. coli bakterisi var. Yani midede Helicobacter pylori isimli bakteri varsa alerji sebep olur. Bağırsakta mantar varsa bir de kalın bağırsakta E. coli bakterisi olur. E. coli bakterisi aslında zararsız bir bakteridir. Ne zaman ki belli bir oranı aşarsa kuduz köpek gibi saldırganlaşır. Normal olarak kişinin evinde köpeği varsa ev sahibine zarar vermez. Bağırsaklarda zararsız olan E. coli bakterisi belli bir oranı aştığı zaman tehlikeli olur. Bu nedenle E. coli bakterisi mesela
eğer ki belli bir oranı aşarsa et yediği zaman kişi alerjik reaksiyonlar ortaya çıkar. E. coli bakterisini yok etmedikçe alerjiden kurtulamazsınız. Peki buna karşı ne var elimizde? Şimdi bu gördüğünüz karanfil. Karanfille ilgili birleşiminde işte vitaminler, mineraller, enzimler var. Ama bizi ilgilendiren nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde devlet üniversitesi yapmış olduğu bir araştırma var. Bir eti alıyor efendim kasaptan 4 parça. İşte kıyma halini çekip çektikten sonra E. coli bakterisiyle bulaştırıyor. 4 parçaya ayırıyor. Birinci parçayı karanfille, ikinci parçayı, ikinci tabaktaki eti efendim sarımsakla, üçüncüsünü, dördünü göğe otuyla karıştırıyor, bakıyor, inceliyorlar ki ne gibi reaksiyon olacak. Hangi bitki E. coli bakterisini ne oranda yok edecek? Karanfilin E. coli bakterisini %99 yok ettiği belgileniyor. Tarçın %80, sarımsak %75, güve otu %50. Karanfil E. coli bakterisine karşı dünyada en etkili bitki olduğu tespit edilmiştir. Kansas Devlet Hastanesi. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde karanfil ekstraktı, karahaleli ekstraktı, kortisep ekstraktı, sirilot, yoğurt otu, ladengülü ekstraktı vesaire içer. Kişi bunu kullandığı zaman E. coli bakterisinden kurtulur, besin alerjisinden de kurtulur. Özellikle et ve et mamulleri yediği zaman alerji oluyorsa. İkinci önemli bakteri ise midede gastrit veya ülsere sebep olan bakteri. Buna karşı elimizde ne var? Bu bildiğimiz lahana. Lahananın birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler var da çok özel de bir madde var. Nedir? Metil metilyonin sulfonyum bromt. Çok hassas bir amino asit. Bu yıllar önce Almanya'da ilim adamları çalışmışlar. Ya bu güzel, iyi, hoş da bunun birleşimindeki etken olan madde nedir ki gastriti, ülseri, refli iyileştiriyor? Dediler. Ulkus faktör. Ülseri iyileştirdiği için ulkus faktör diye bir faktör var lahananın birleşiminde dediler. Fakat yapılan araştırmalarda böyle bir faktör çıkmadı. Sonra tekrar araştırmalara devam ettiler. Dediler ki U vitamini, yani lahananın birleşiminde bir vitamin var. Bunun ismi U vitamini. Neden? Ülseri iyileştirdiği için. Son yapılan araştırmalarda ulkus faktör veya U vitamini denen şeyin aslında çok hassas bir amino asit olduğu anlaşıldı. Nedir? Metil metilyonin sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Bu hemen çözülebilen, bozulabilen bir amino asit. Bazıları diyor ki efendim lahanayı haşlayın veya lahanayı kaynatın. Şöyle şöyle kullanın, böyle böyle kullanın mesela. Lahana haşlandığında, kaynatıldığında hatta mikserde çekildiğinde hafif ısınırsa metil metilyonun sulfonyum bromit yok olur. Etkisi de sıfır olur. Bu nedenle asla gastrit veya ülsere karşı kullanılacaksa, yani bakteri yok edilecekse haşlanmaz, kaynatılmaz. Bir. İkincisi, bunun birleşiminde çok hassas bir bakteri var. Lactobacillus ve bifidobakterileri. Fermentasyon sırasında böyle bir bakteri otomatik çoğalıyor. Lahananın birleşiminden laktoz, yani şekeri laktik aside dönüştürüyor. Yavaş yavaş. Bağırsaktaki bakterilerin de zaten %90'ı nedir? Faydalı bakteri. Çok az miktarda zararlı bakteri ve mantar var. Fakat kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanmışsa, bağırsaktaki faydalı bakteriler azalmış, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa, toniği kullandığı zaman bu zararlı bakteri ve mantarlar yok ediyor, faydalı bakterilerin tekrar çoğalmasını sağlıyor. Buna Avrupa'da birçok firma Lactobacillus ve Bifidobakterisi içeren ilaçlar üretiyorlar. Zimbioflor, Mutaflor vesaire vesaire gibi. Buna gerek yok çünkü bu onlardan daha etkili ve doğal, kendiliğinden gelişiyor. Evet.
Şimdi mesela bir de şimdi alerjik rinit zamanı. Neden? Fındıklar ve huş ağacı çiçek açıyor yavaş yavaş. Bunlar da çevreye milyonlarca polen yayıyor ve insanlar sabah kalkıyorlar, burunları kaşınıyor, gözleri akıyor mesela. Bugün sabah bir hanımefendi aradı, 10 yıldır perişanım diyor. Ya ilaç kullanıyor, antihistaminik, kortizonlu ilaçlar, hiçbir şey fayda etmiyor. Belçika'da Enver Bey, adamcağızın matbaası var, çalışıyor işte. Fakat polen alerjisi var, birçok rahatsızlığı var. Yani değil matbaaya gitmek, sokağa çıkamıyor hastalıklardan dolayı. Dedik ya ne yapacağız? Yapacağız, problem değildi, hallederiz inşallah. Biz ona X-Tonic verdik, artı özel çaylar. Kullandı, 6 hafta sonra antihistaminik ve kortizonu bıraktı. Kullanmasına gerek kalmadı. 6 hafta içerisinde. Polen alerjisi ve alerjik rinit, aslında ikisi de biraz şey. Buna karşı X-Tonic, ıtır forte, karanfil forte, efendim, alerji çayı, enfeksiyon çayı kullandığında 4-5 haftada kişi bu rahatsızlardan kurtulur. Bir hanımefendi geldi bana, onda da kurdeşen var. Kurdeşenin sebebi de midedeki bakteri. %50. Bazen belli olmuyor neler tetikliyor alerjik rahatsızları. Bazen mide tetikleyebiliyor, midedeki rahatsız bakteri, bazen bağırsaktaki bakteri veya mantarlar tetikleyebiliyor. Kesin olarak bilinmiyor. Bu hanımefendi bize geldi, dedi ki ya arada nöbetler geliyor. Nöbetler geldiği zaman her tarafını kaşıyor. Kaşıya kaşıya perişan oluyor. Şimdi bana dedi ki ya aylardır ilaç kullanıyorum, kaşınmakta her tarafı kanıyor. Kaşınmamak için tırnaklarını böyle kökten kesmiş. Hiç tırnak yok. Dedi ki nöbetim gelirse bana dedi bir gazoz kapağı veya şişe kapağı verin, kaşınayım. Biz de yani şaka yapıyoruz anlattık. Dedik şaka falan yapmıyorum bize. Nöbetim geldiği zaman kaşınmam lazım yoksa deliriyorum. Bunalama giriyor. Bütün aile, çocuk, annesi, babası, kocası, çocuklar ailece gelmişler. Dedik ki onlar da tedbir amaçlı getirmiş herhangi bir şey olursa. Dedik ki ben dedi şimdi nöbetim geliyor bana kapak getirin. Hemen buna gittiler, mutfaktan kapak getirdiler, verdik. Dedik herkes dışarı çıksın, ben kaşınacağım. Kadıncağız 15-20 dakika kaşındı. Tamam içeri girebilirsiniz dedi ya. Ya yırtmış her tarafı böyle, kapakla böyle kaşıya kaşı. İşte gördünüz dedi, bundan iyileşebilir miyim? İyileşirsiniz mi? Hiç problem değil. İyi hadi bakalım. Bu bayan 6 ay kullandıktan sonra iyileşti. Bir de Ali abi var, bu da Bahçeşehir'de oturuyor. İki defa hastanede yatmış, kurdeşenden dolayı, yani kronik ürtüker de denir. Latince kronik ürtüker, Türkçesi kurdeşen. Kaşınan yerler böyle kabarıyor yavaş yavaş. Bazen yarım saat, bazen 10 dakika, bazen kişiye göre, duruma göre değişiyor. Kabarak kalıyor, sonra geri geçiyor. Bu süre içerisinde kişi antidepresan, efendim, çeşit çeşit ilaçlar kullanıyor. Antihistaminik, kortizon vesaire. Bunların hiçbirisi iyileştirmiş, sadece biraz baskılıyor. İki defa hastanede yatmış. Doktoru tekrar hastaneye sevk etmiş. Bu da demiş ki ya yeğeni var, bilgisayar uzmanı. Araştırmış, demiş ki git bir Gökçek'le görüş. Adam işte tedavi ediyor. Kendisi de alerji yaşamış. Okudum ben demiş. Bir de baktım gelmiş vatandaş sabah diyor ki ben hastaneye yatmak istemiyorum. Yatsam da zaten kortizon ve antihistaminik ilaçları kullanayım. O da beni sesem gibi yapıyor. Hafıza mı gidiyor dedi. Problem değil, hallederiz dedim. İyi inşallah. X-Tonic ve Ledengülü Forte, Cordyceps Forte kullandı. 6 hafta sonra dedi ki hiçbir şey kullanmaya gerek yok artık. Neden? Her şey geçti. Tamamen iyileşti. İyi dedim, hayırlısı olsun. Onda bir de böyle çorba içerken, çay içerken eli titriyor. Parkinson başlangıcı. Sen şimdi dedi, ben sana artık inanıyorum. Buna bir çözüm bul. Yani bunu hallettik, tamam. Hanımım dedi, hanım çay veya çorba içerken yardım ediyormuş. Elleri titriyor, eli titriyor. Onu da hallederiz, problem değil dedim. Yeni başlamış. Çok ağır ilerlememiş. Başka bir ağız subay, adamcağız
katada üzerinde 6 ay kimyasal ilaç denemişler. Antibiyotik, antihistaminik, kortizonlu ilaçlar, antidepresanlar. 6 ay perişan olmuş. Bu da evlenecek ama adamcağız hastalığı geçmeden evlenmek istemiyor. Dedi ki evleneceğim, evlenmeme 6 ay. Düğüne 6 ay var. 6 ay içinde iyileşir mi? Hiç belli olmaz. Çünkü her insanın bünyesi farklı. Tedavi süreci değişir. Kişiden kişiye, bünyeden bünyeye. Dedi ki okudum ben Ali Bey'i. Takip ettim internetten. Telefon numarasını araştırdım, sordum. İşte 35 günde iyileşmiş. Ben kaç günde iyileşirim? Dedim ki bünyen farklı. Her insanın bünyesi aynı değil ki. Kullanacaksın, bakacağız, göreceğiz. Dedi ki ben pek inanmıyorum bu otlara, çöplere. Sen bilin dedim. Dedi ki telefon numarasını biliyorum zaten. Ali Bey'le bir gidip görüşeceğim. Bir git görüştüm. 40 kilometre. İstiyorsan git görüştüm. Adresi burada. Öyle dedi. Telefon açtı. Buyur gel görüşelim dedi adamcağız. Gitti oraya yani usanmadı. Otobüse bindi gitti. Konuşmuş. Öğlenle geldi. Dedi ki tamam gittim konuştum. Raporlarını gördüm. Gerçekten iyileşmiş adam dedi. Ben de deneyeceğim. Peki. 35 gün oldu gelmiş bana diyor ki o 35 günde iyileşmiş ben neden iyileşmiyorum? Senin bünye farklı, onun bünyesi farklı. Her insanın bağışıklık sistemi farklı. Alerji tetikleyen sebepler farklı. Birinde E. coli bakterisidir, diğerinde Helicobacter pylori'dir, öbüründe mantardır vesaire. Yani veya bazılarının hepsi birlikte olabilir. Öyle mi? İyi hadi devam edelim. 4 ay kullandı, 4 ayda geçti. Başka bir beyefendi geldi. Bu da kimya mühendisi. Kaç ayda iyileşirim dedi. Tahmini 3-4 ay sürüyor. Belli olmuyor dedim. Bazen 5 ayda sarkabilir. Bazen 2 ayda olabilir. Hiç belli olmaz. Bünyeye bağlı. Tamam dedi. Kullandı. 6 ay oldu iyileşmedi. Dedik ya hiç böyle bir olay gördün mü? Görmedim. 6 ayı hiç görmedim dedim. 6 ayı hiç bulmadım. Sizin mesleğiniz nedir dedim. Sormamıştım. Dedi ki kimya mühendisi. 30 sene kimya fabrikasında çalışıyor. Oranın bütün toksik maddelerini yuta yuta ne olmuş? Akciğeri, midesi, bağırsakları, bütün organları toksik maddeyle depolanmış. 30 sene kimya fabrikasında çalışsa ne olur? Toksik, vücudu tamamen toksik madde depolanmış. kimyasal bir madde haline gelmiş vatandaşın vücudu. Senin işin zor dedim. Neden? Vücuda toksik madde çok. 30 yıl bunu ciltinden bu kimyasal maddeler giriyor. Nefes yoluna giriyor. Her türlü. Bütün organlara yerleşiyor. Beyne dahil her tarafa yerleşmiş. Ne olacak? Belki dedim bir yıl süre sende. Çok ağır. İyi dedim. 9 ay kullandı. 9 ay sonra dedi ki artık yeter ben %95 iyileştim. Yani bir kişi de sadece bu kadar uzun sürdü. Eğer kişi çok ağır antibiyotikler, antidepresanlar, antihistaminikler, kimyasal ilaç kullanmışsa onun tedavisi uzar. Besin alerjisine karşı bir de şöyle bir bitki var etkili olan. Buna Akdeniz bölgesinde karahan denir. Karahan genel ismi laden gülü. Laden gülünün yüzlerce türü var. Pembe çiçekli, beyaz çiçekli, mor çiçekli. Bir de bunun Kanada laden gülü var. Kanada laden gülü zehirlidir. Yanlışlıkla bunlar yaprakları birbirine benzer. Yanlışlıkla şifalı olanı toplayayım derken tehlikeli olanı toplamamak gerekir. Antalya'da bir dostum ben Almanya'da dergi okurken dedi ki ne işe yarıyor bu alerjiye karşı etkili. Artık kişi laden gülünü 6 haftadan fazla kullanırsa cinsel hormonlarını çok çok azdırır yani. Çok azgın teki otuna benzer bir etkisi de var. Çok aşırı kullanmamak gerek. 6 haftadan sonra biraz mola vermek gerekir dedim. Ha iyiymiş ben bunu biliyorum, tanıyorum. Giderim, alırım, toplarım, çayını içerim dedim. 3 hafta sonra beni aradı. Ya hepimiz hastanelik olduk. Nasıl oldu dedim. Topladık, çayını içtik. Hepimiz hastanelik zehirlendik. Nasıl bir bitki topladınız? Sarmaşık toplamış. Laden gülü yerine bahçelerin etrafında, çitin etrafında bir sarmaşık var. Onu laden gülüyle toplamış. Dedim ki bilmediğin bir bitki niye topluyorsun ki? Yani bu nedenle ben burada bir şey anlatıyorum. Bazıları gidiyor hemen bir bitki toplamaya kalkıyor, bir şey yapmaya kalkıyor.
doğaltedavi.net ve doğaltedavi.org isimli iki sitede ben 9500 bitki fotoğrafı yayınladım. 9500 bitkinin 6000'ini kendim fotoğrafını 6000'ini kendim çektim. 9500 bitkinin özellikleri, etkileri, nerede yetişir, nasıl etki yapar vesaire ayrıntılı bilgi verdik. Şimdi laden gülü ile ilgili çok büyük klinik araştırmalar var. Bunlardan biri Almanya'nın Münster şehrinde yapılan klinik araştırmada, üniversitenin klinik araştırmasında laden gülünün birleşiminde indometasin ve fenilbutason denen iki etken madde var. Bunlar bakteri ve mantarı yok ediyor. Yani bitkisel antibiyotik özelliğe sahip. İki, çocuklarda gözüken besin alerjisine, atopik ekzeme, kaşıntılı, kabarcıklı, sulu ekzemeye karşı çocuk alerji uzmanı, çocuk hastalıkları, alerji hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Günter Wiese Almanya'da 95 çocuk üzerinde laden gülünü denemiş. Ve hepsini tedavi etmiştir. Hiçbir yan etkisi de yok. Yani klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilmiştir. Biz laden gülü ile ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Laden gülü ekstraktı, bu formül. Laden gülü ekstraktı, sinirlot ekstraktı, papatya ekstraktı, nane ekstraktı, kimyon alıç ekstraktı içer. 19 çeşit bitki ekstraktı. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzemeye, atopik ekzemeye karşı laden gülü dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili çok güzel klinik araştırmaları var. Yani alerji mühim olan buradan ne tür alerji onu öğrenebilirsek tedavisi kolay olur. Kurdeşen mi, atopik ekzema mı, polen alerjisi mi nedir? Zaten doktor teşhis koyuyor. Rahatsızlık şudur diyor. Ona göre hastalığa göre tedavi imkanları mümkündür. Her türlü alerji tedavi edilebilir. Mesela Türkiye'de kaç milyon bilmiyorum ama Almanya'da 30 milyon insanda polen alerjisi var. Şubat'ta başlıyorlar doktora gitmeye iğne alerjiye karşı aşı yaptırıyorlar, iğne yaptırıyorlar. Aşının, iğnenin hiçbir faydası yok. Boşuna gidiyorlar, boşuna kendilerine işkence yapıyorlar. Hiçbir etkisi yoktur. Ama bunun bitkilerle tedavisi çok çok kolay. Önemli olan ne tür alerji? Onu tespit edip ona uygun ürünler kullanmak gerekir. Mazdi için neler yapabiliriz? Böbrek yetmezliğine karşı elimizde çok güzel bir bitki var. Nedir? Altın başak otu. Altın başak otu ile ilgili çok güzel klinik araştırmalar var dünya çapında. Biz bununla ilgili Huş Forte diye bir formül geliştirdik. Huş. Bulamayacağız. Evet, yoğun çok bitki. Evet. Kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. Biraz önce bahsetmiştim. E. coli bakterisi bağırsaklarda belli bir oranda kaldığı zaman hiçbir problem teşkil etmez. İdrar yoluyla E. coli bakterisi mesele yerleşirse meseleyi tahriş eder, tahrip eder. İntersistiyel sistit dediğimiz aktif mesaneye sebep olur. Yakar, kavurur. Üretmiş olduğu toksik madde, E. coli bakterisi. Mantar da aynı şekilde. İntersistiyel sistite karşı bu nedenle antibiyotik kullanmak bakteri azdırır, fayda vermez. Daha da azdırır, daha kötü yapar. E. coli bakterisi eğer ki böbreğe yerleşmişse böbreğe çürür. Buna karşı antibiyotik kullanmak E. coli bakterisi idrar yollarına yerleşmişse E. coli bakterisine karşı hiçbir antibiyotik etkili değil. Çünkü neye benziyor? Kuduz köpeğe benziyor. Yani artık hiçbir şey fayda etmiyor ona. Yok edemezsin. İşte buna karşı altın başak otu, huş yaprağı, kayış kıran kökü, at kuyruğu otu, ısırgan otu gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan huş mükemmel bir etkisi. Mesela Bodrum'da bir beyefendi bir iş yeri var kendisinin. Ama adam artık çalışamayacak durumda.
kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış. Diyalize giriyor. Efendim, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Çünkü böbrekleri artık çalışmadığı için kanında sürekli toksik madde, artık madde yüksek olduğundan üresi, kreatini, tansiyonu, kolesterol birçok hastalığı var. Şekeri. Bana dedi ki ya mümkün mü diyalizden kurtulmak? Valla diyalize girmeyin, birçok hasta diyalizden iyileşti ama siz diyalize giriyorsunuz. Bilmiyorum, bakacağız, göreceğiz dedim. Deneyelim. Olur dedim. Biz ona iksir, aloe vera jel, huş, ayı üzümü çok özel ürünler gönderdik. İki ay sonra değerleri normale döndü. Dedi ki ben artık diyalize girmek istemiyorum. Dedim ki hayır, bana söylemeyeceksin. Kime söyleyeceğim? Kendi doktoruna söyle. Raporlara baksın, o karar versin. Raporlar doğaltedavi.net'te yayınlanıyor. Aa, bugün getirmeyi unuttuk. Bir dahaki sefere rapor getireyim. Doktoruna sorup, doktor demiş ki ya çok mükemmel gelişme. Kreatini 6.5'tan 2.13'e üresi düşmüş. Efendim, tansiyonu, kolesterolü mükemmel. Doktor demiş ki çok güzel, ne kullanırsan bilmiyorum, kullan, devam et. Diyalizden kurtulacaksın muhtemelen ama acele etme demiş. Bir kere daha kullandı. Doktorun da kararıyla diyalizi bıraktı. Çok şükür diyalizdeki bir vatandaşı diyalizden kurtardı. Diyalize devam ederse ne olur? Böbrekler tembelleştiğinden zamanla çürüyor. Büzülüyor, küçülüyor, yok oluyor. Yani, kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörlerin başında %95 kimyasal haplardır. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapları. Bir gün, iki gün, üç gün alınmıyor. Yıllarca alınıyor. Yıllarca alınan bu tansiyon, kolesterol, diyabet hapları nasıl atılacak vücuttan? Böbrekle, karaciğer. Ne yapıyor? Böbrekleri yavaş yavaş, her böbrekte birer milyondan 2 milyon toplam nefron dediğimiz süzgeç hücreler var. Bu kimyasal ilaçlar, yani tansiyon, diyabet ve kolesterol hapları, özellikle diğer antidepresanlar da aynı özelliği gösterir de, özellikle bu üç çeşit hap sürekli alındığı için ne yapıyor? Böbrekleri çürütüyor, deform ediyor. Bir beyefendi aramış beni, diyor ki böbreğim diyor nohut kadar kalmış. Bunu diyor şey yapabilirim, diyalize gireyim, bunu kurtarırım. Ne? Bitmiş zaten, erimiştir, nesini kurtaracağım? Eriyen, yok olan bir şeyi nesini kurtaracağım? Bitmiş. Onu önceden tedbir alacaktın. Hap kullanmaya başlamadan önce. Böbrekler büzülmemişse, küçülmemişse, deform olmamışsa tedavi mümkündür. Ama böbrekleri çürümüş, gitmiş, diyor ki ben diyor diyalizden kurtarabilir miyim? Başka biri. Kurtulamaz. Yani bitmiş zaten, böbrek diye bir şey kalmamış. Ona böbrek nakline gerek. Fakat kişi diyalize girmeden eğer ki bunları kullanmaya başlarsa diyalize girmesine gerek kalmadan sağlığına kavuşur. Çok çok kolay. Mesela Bodrum'da, Burdur'da biz 2 ay askerlik yaptım. Orada havalar birdenbire değişince üşütmüşüm. Böbreklerim ağrıyor. Almanya'ya gittiğimde doktora gittim. Urolog. Dedi ki kan tahlili, idrar tahlili. Bu zaman alır. 15 gün sonra tahlil sonuçları gelecek. Ona göre bakacağız, size ilaç yazacağız. Dedim ki ben ayakta duramıyorum ya, böbreklerim çok ağrıyor. Çok oluyor buna, 25-30 yıl önce. Tamam dedim, ben hallederim. Nasıl halledeceğim? Dedim ben yaparım. Eczane indim, dedim ki altın başak otu, ısırgan otu, kayış kıran kökü, at kuyruğu otu, şu şu bitkilerden verin bana bir demet. Aldım, karıştırdım. Bir çayını yaptım, içtim. 2 gün sonra unuttum, hiçbir şeyim kalmadı. Yani bitkilerle akut, yani nefrit tedavisi çok kolay. Böbrek iltihaplarımız akut. Sistit, bunların tedavisi çok kolay. Eğer ki kişi hemen tedbirini alırsa, kronikleşir, ağırlaşırsa tedavisi zaman alır. Evet, doğru tedaviyi doğru yerde aramak gerekiyor yani kısacası. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam bugün de.